Allah aşkına bak ya. Aha, penaltı değil mi bu? Geçenin pozisyonunu veriyorsun ne? Geçen hafta. Ya şuna penaltı vermiyorsun. Ya verme. Bak verme. Eyvallah verme. Ulan git izle ya. Bu gece Beşiktaş yönünü sesleniyorum. Aslanın bunları düdüklerine. Aslanın kardeşim. Aslanın artık ya. Her Beşiktaş Galatasaray maçı biz de öğreniyoruz. Bıktık ya. Onur Bulut kim Onur Bulut? Bana Onur Bulut'tan sıkılsın biri ya. Niye bağırmıyoruz Onur Bulut'tan maç boyunca? Bu Santos'un. Abartmıyorum ha. Bugün hakikaten istifa etmesi gerekiyor. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Beşiktaş. Söylenecek çok şey var. Çok şey var. Yutuyorum böyle. Kelimeleri seçiyorum, seçe seçe kullanıyorum. Kötü şeyler kullanmak istemiyorum ama tamam, biz ne kadar kötü oynarsak oynayalım. Dakika 2'de golü yedin. Halil Umut Meler ince ince, kıyım kıyım, yavaş yavaş, ince ince doğradı bizi. İnce ince. Cenk'in penaltısı. Abi verme. Penaltıyı verme ama git yalandan izle ya. O VAR'a git ya. Allah rızası için bir kere git. Sen geçen hafta Galatasaray maçında yalandan penaltıyı veriyorsun. Ulan git izle ya. Bak VAR kayıtları açıklanacak. VAR kayıtları açıklandığında göreceğiz. Geçen hafta offside'ı koymadılar VAR kayıtlarına. Galatasaray maçına bunu da koymayacaklar. Top oynuyorsun. Ya Fernando Santos sen Beşiktaş'ın hocası değilsin abi. Değilsin ya. Amartey ile ya. Amartey ile orta sahada oynuyorsun. Akıllanmadın ya. Galatasaray deplasmanında ben burada yine konuştum. Delirdim ya, delirdim. Gençleri oynat dedim. Al Semih'i oynattın. Elinde Demir Ege gibi bir adam var senin. Ya çıksın, koşsun ya. Adam yanında topu atıyor. Abi öyle duruyor ya. Ulan Beşiktaş'ın topçusun sen ya. 40.000 kişi gelmiş buraya. Cebinden para vermiş, yurt dışından gelmiş. Bu çocuklar 800 liraya bilet oluyor. 800 TL şu ekonomide. Sen çıkıp koşmuyorsun ya. Koşmuyorsun anasını satayım ya. Ya böyle bir şey olamaz. Yenilelim, şampiyon olmayalım, küme düşelim. Ne oluyorsa olsun ama çıkalım aslanlar gibi mücadele edelim ya. Ya koşmuyorlar ya. Koşmuyorlar. Bıktık ya. Vallahi billahi bıktık ya. Reziller ya. Rezillik. Semih aslan gibi oynuyor. Semih'i kesecekleri belli. Bir tane adamım var elinde. Ulan Abubakar'ı dene ya. Dene anasını satayım. Dene ya. 70'te bak 70'te 2 kişi 10 kişi toplanıyorlar. Kimi alalım? Kimi alalım? Ulan 10 dakikada karar veriyorlar. Dakika 70. 80'de aldı adam Muleka Abubakar ya. 10 dakika bunu düşünüyorsun. Lan kimi alacaksın? Başka kim var? Kim var? 2 tane 3 tane adamım var ya. Allah rızası için ya. 10 dakika düşünüyor böyle. Ulan sanki biz öndeyiz ya. Biz öndeyiz sanki ya. Allah rızası için ya. Ya Hasan Arat, başkanım sana sesleniyorum. Allah rızası için bu adamı gönderin. Fernando Santos Beşiktaş'ın hocası olamaz. Helal. Olamaz. Olamaz ya. Vallahi billahi olamaz ya. Adam Avrupa şampiyonası yaptı Portekiz'i. Yattı, kalktı. Bir tane şansa gol. Eder'in uzaktan golü. Şampiyon oldu. Bir tane Ronaldo'su var. Var mı senin Ronaldo'n? Var mı? Yapar mı seni şampiyon? Yapamaz abi. Yok. Aldın Musrati. Tamam oynuyor. Adam koşmuyor. Tamam 10 numara pas atıyor. Ya Onur. Allah rızası için kardeşim. Cenk. Allah'ın adını veriyorum. Allah rızası için bak. Seviyoruz. Tosun Paşa'mızsın. Allah rızası için. Emekli ol ya. Gözünü seveyim emekli ol ya. Bugün verilmeyen penaltı. Bak biz kötü oynayalım abi. Hiç sıkıntı yok. Ama sen bizim penaltımızı niye vermiyorsun ya? Niye vermiyorsun abi? Sen Kore'ye nasıl kırmızı kart veriyorsun ya? Nasıl veriyorsun? Ha bak. Allah aşkına bak ya. Penaltı değil mi bu? Geçenin pozisyonunu veriyorsun geçen hafta. Ya şuna penaltı vermiyorsun. Ya verme. Bak verme. Eyvallah verme. Ulan git izle ya. İzle. İzle gönlümüzü al izle ya. Doğramayın. Bak doğramayın. Beşiktaş'ı çıkın iki takım oynasın, derbi oynasın. Bu kadar adam gelmiş. Galatasaraylısı gelmiş. Abi gidelim izleyelim. Ülkeyi geliştirelim diyorsunuz. Futbolun içine ediyorsunuz ya. Biz TFF yönetiminin veya herhangi bir hakemin adil olmadığının zaten farkındayız. Hiçbir şey bahane etmiyoruz. Bu mağlubiyet Beşiktaş'ımıza yazar. İnşallah daha iyi, daha güzel günler bizi bekliyor. Ben Beşiktaş taraftarının bir sesi olarak kendi içimden bu hocayla olmayacağını düşünüyorum. İnsanlar sinirli, insanlar haklı. Haksızlığa karşı mücadele ediyoruz biliyoruz ama biz kendi eksiklerimizle farkına varmalıyız. Bugünkü eksik oyun bize yazar. İnşallah seneye daha iyi bir Beşiktaş'la şampiyonluğa yürüyeceğiz. Ben hemen arkadaşımın söylediklerine bir şeyler eklemek istiyorum. Ahmet Nur Çebi seçimden sonra dedi ki eğer dedi bir başarı olursa lütfen beni de unutmayın. Ahmet Nur Çebi buradan sana sesleniyorum. Bugünkü bu tablonun %100 sorumlusu sensin. Ne Galatasaray ne hakemler. Senin kurduğun kadro, senin kuramadığın kadro, senin hakkın yok bu kulüpte. Senin hak ettiğin yer Trabzonspor'dur. Sen burayı hak etmiyorsun. Hakemleri zaten her zaman konuşuyoruz. Her hafta hakemler hakkında konuşuyoruz. Ama ortada bir ruhsuz oyuncu kadrosu da var. Bunu hiç kimse es geçmesin, bana kızmasın. Cenk Tosun belini bile döndüremiyor yani hiçbir pozisyonda. Abubakar'ı alıyor. Abubakar kenarda ısınma hareketlerinde 5 dakika bile adam gibi ısındıysa, ya ben adam değilim bak, bu kadar söylüyorum. Zaten bu ligin bu kadar kötü devam edeceğini, Aralık ayında Afrika Kupası var. Menajer oyununa gelip 10 tane Afrikalı futbolcu alan eski yönetime yazar. Hani yazık günah, bak burada insanlar sabahın köründe evine çekip gidecek, sabah işine gidecek. Hani buradaki insanlara yazık günah. Yani hakem evet hakem çok kötü. Ankaragücü Başkanı'ndan bir yumruk yedi. Sosyal medyada insanlar paylaştı. Bağrımıza basıyoruz hakemleri. Yapmayalım diyoruz ama yabancı hakem şart abi. Yabancı hakem kesinlikle şart. İzmir çetesi diyorlar, Ankara çetesi diyorlar, İstanbul çetesi diyorlar. Bak böyle insanların ekmeğiyle oynuyorlar. Yarın öbür gün bu statta olmadı mı bu stadın çevresindeki esnaf da para kazanamayacak. Hani bu hakemlerle bu gitmez abi, gitmez. Ha, bu takımda da 10-15 tane topçu göndereceksin. Valentin Rozi'yi sen gönderdin. Yok soyunma odasında, yok malzemecileri doldurup takımı karıştırıyor dedin. Bak gördün Onur abi 80. dakika orta bile açamadı. Topu ayağında bile tutamıyor. Nefesi yetmiyor. Ghezzal'ın kolu koptu, Onur'a bindirme yap diye sağ kanattan. Abi adam oynayamıyor. Rebic ne yaptı ya? Süleyman Seba'ya bu adam küfür mü etti ya tesislerde? Ben İtalya Ligi'ni çok iyi takip eden bir adamım. Buyurun. Tamam, İtalya Ligi'ni severim, Premier Lig olsun. Ya bu Rebic döktürüyordu ya. Rebic ne yaptı? Söylediklerine şöyle hak veriyorum Rebic konusunda. Ya Abubakar'ın yürümeye hali yok. Orta sahada bir top kaybetti. Gerçekten az önce söyledim, tekrar sana da söylüyorum. Hani futbolcu değil de siyahi herhangi bir insan Beşiktaş forması giymiş gibi sahada dolaşıyor. Ve Ante Rebic gerçekten bugün ya Abubakar'ın yerinde yok abi, daha mı kötü olurdu? Yani ya, ne yaptı abi bu abi, adam? Sana Abubakar, gerçekten hak veriyorum. Abubakar yani. Bizim Santos kenara çağırdı 76. dakikada, 81'de 82'de oyuna girdi. Adam formayı bile çıkartırken o kadar ağır hareket ediyor ki ya ben niye giriyorum ki diyor hani. İnanılmaz. Uyuyordu ya, uyuyor abi adam. Beşiktaş menajer oyunlarına geldi abi. Açık ve net. Aralık ayında Afrika Kupası olacağı belliydi. 11 tane gitti kazma oyuncu aldılar. Ne oldu belli, ne oldu? Chamberlain ne oldu atıyorum, tamam Afrikalı değil. Değil abi. Sakatlandı. Ama bir sürü Amartey bak. Çevre kontrolü sıfır. Onana ne oldu? Yolladı. Amartey dönene kadar Torreira senin ayağından alıyor. Mertens 36 yaşında. Bak Mertens 36 yaşında adam ne diyor biliyor musun? Ben sene sonu zaten takımdan gideceğim diyor ama nasıl oynuyor görüyor musun? Ortada oynuyor. Ruh var. Ya maçta sıkıntı yok. Kötüyüz zaten de. Bu kötü şartlarda ama en iyi mücadeleyi verdiğini düşünüyorum ben takımın. Aynı zamanda çok gereksiz faullerle durdurulduk zaten. Yıllardır bu böyle oluyor bu statta. Yani takımı bir türlü hata kaldıramıyoruz biz. Ghezzal'ın pozisyonuna direkt girmek istiyorum. Yani adam sinirine hakim olmaya çalışıyor. Zaten aksiyonlu maç. Topu tutuyor. Adam ona rağmen sarı kart veriyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Topu şöyle salsa ya da atsa ikinci sarıdan kırmızıdan atacak yani oyuncuyu. Abi şöyle bir şey var, bir de penaltı pozisyonu var. Kırmızı kart. Kırmızı kart değil diye. Değil, temas yok. Direkt yani hani topa dokunuyor zaten adam. Ya rakibine gitse kırar zaten o ayağı. Evet, geliş kırmızı kart aslında ama rakibe gitse kırmızıyı verecek zaten. Ama adam topa dokunuyor. Sonrasında aksiyon, o ayak bir yere gidecek zaten. Havaya uçacak hali yok. Topa değmese tamam kırmızı. Topa değdiği için kırmızı değil bence orada. Bir tane sarı kart çıkmadı. Bir tane sarı kart çıkmadı. Semih'in atağını kesti. Semih'e sarıldı, yatırdı. Sarı kart, bariz sarı kart. Yani en bariz sarı kart oydu. Ona da vermedi. Çıkartamadı. Beşiktaş'a nasıl yansır bu mağlubiyet? Bir moral bozukluğu. Ligde bir galibiyet serisi vardı Beşiktaş'ın. Uzun süredir gol yemiyordu. Bunlara dokunur mu bu mağlubiyet? Ben tahmin etmiyorum. Çünkü biz zaten bir hedefimiz yok bu sene. Ziraatte muhtemelen kupaya saldıracaklar. Hani inşallah nasipse yeni sezona güçlü bir Beşiktaş bekliyoruz aslında. Artık bu Galatasaray lobisini yıkmak istiyoruz. Sayın Başkan'a buradan sesleniyorum. Elinde ne var ne yok oyna. Bütün kozlarını oyna. Bu Galatasaray lobisini yık kardeşim. Yeter artık yani. Yorulduk biz. Kendi evimizde kırmızı kart diyoruz ya. Saçma sapan hareketlerden kırmızı kart diyoruz ya. Yazıklar olsun. Fazla söze gerek yok. Onur Bulut kim ya? Sesim gitti. Onur Bulut kim ya? Sen diyorsun ya? Bir dakika. Sen diyorsun ki Abubakar. Abubakar'ı bırak. Abubakar'ı bırak. Onur Bulut kim? Onu bırak. Umut Meler. Bu taraftan niye ses çıkarmadı biliyor musun? Oyuncu topluluğu adam değil. Mücadele etmiyor, mücadele. Mücadele etse ben sana yanlayacağım. Hepsi böyle. Onur kim? Diyorsun ki bir dakika abi. Abubakar diyorsun. Orta sahada top kaybetti. Ben şaşırdım. Niye Onur Bulut'tan bahsetmiyorsun? Ondan da bahsettim abi, tek kötü. Abubakar'ı boş ver. Abubakar'ı affedersin. Boş verse topçu değil o. Onur Bulut kim, Onur Bulut? Bana Onur Bulut'tan çıkmasın biri ya. Niye bağırmıyorsun Onur Bulut'tan maç boyunca? Bu Santos'un, abartmıyorum ha, bugün hakikaten istifa etmesi gerekiyor. Onur Bulut'u haftalarca oynatıyor. Svensson ondan iyi değil. Olabilir, iyi olmayabilir. Kardeşim Onur Bulut'tan bir gömlek daha iyi be ya. Oynatsın Sivas'ını be. Ya şimdi öncelikle kısa bir şey söyleyeceğim. Ben Konya maçını konuştum da biliyorsunuz. Galatasaraylı arkadaşlar yorumlarını okudum. Galatasaraylı dostlarıma şunu demek istiyorum. 86-87, 92-93, 96-97'yi bizzat araştırın. Hatay maçını konuşmuşlar. Sergen Hoca alnının akıyla o şampiyon olduk. Hiç hani bizim hayat dedim ya, Beşiktaş'ın hak edilmemiş şampiyonu yoktur. Biz hacılarla hocalarla şampiyon olmadık. Hak ederek şampiyonluk, bunları bilsinler. Kendileri nasıl şampiyon olduklarını biz çok iyi biliyoruz. Hoca neydi? Hocanın adı Galatasaray'ı şampiyon yapmamız gerekiyor denildi. Biz çok iyi biliyoruz. Boş konuşmasınlar. Neyse maça geliyorum. Futbol takımının hakkında ya şu futbol takımı kardeşim vallahi billahi alacaksın sobayı, hepsini döveceksin. O kadar sinirlendim. Sabahtan akşamdan çarşıdayız. Şu oyuncu taraftar grubu hazırlığı şu stat'ta abicim mağlup olmayacaksın ya. Olmayacaksın mağlup. Olmayacaksın. Canını ortaya koyacaksın. Yine bu stat'ta mağlup olacaksın. Yeter ya. Burası futbol takımıdır kardeşim ya. Fenerbahçe ile Galatasaray'a yeter ya. Koca Beşiktaş'sınız siz ya. Şu formayı taşıyorsunuz ya. Sinir oldum, hani konuşmak istemiyorum artık. Halil Umut Meler'e gelince 2004'te Galatasaray Başkanı rahmetli Özcan Can Aydın'dı. Düdüğü asacak dedi. Bu gece Beşiktaş yönünde sesleniyorum. Aslanın bunları düdüklerini. Aslanın kardeşim. Aslanın artık ya. Her Beşiktaş Galatasaray maçını biz de öğreniyoruz. Bıktık ya. Yeter abi. Artık çok sinirliyim. Hani gerçekten muhalefeti hazmedemiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarlardan tut şeye kadar her şeyi gördük. Yani rezalet ya. Maça da gelince şöyle bir olay. Beşiktaş Yungur'un top mu oynamadı? Vallahi top oynamadı. Cenk penaltıyı verseydi en fazla berabere kalırdık. Oyuncu bu kadar kötü olamaz ya. Ya bir şey demiyorum artık, çok sinirliyim. Yani şunu demek istiyorum. Allah aşkına gelecek yıl Beşiktaş'a Beşiktaş gibi isteyenler oyuncular gelsin. Başka bir şey istemiyoruz kardeşim. Bu taraftar yazık. 3 tane yer koreografi kurdu. İnsanlar yazık günah ya. Millet 5'li 4'te stada girdi. Sen bu stadı Galatasaray'a mağlup oluyorsun abi. Ha önemli değil. Ligde zaten geride kalmış önemli değil. Yani artık konuşmak istemiyorum. Sinirlendim. İnşallah adam akıllı bir sezon. Her Santos'a da söyleyeceğim. Hocam bu maçı burada kaybetmeyeceksin. Kusura bakma. İspanyol Portekiz'e istedi. Portekiz Dünya Kupası şampiyonu yap. Rezalet ya. Zaten elinde kupa kaldı. Ankara Gücü'nü yeneceksin. Finalde hadi Trabzon gelse altın. Önemi yok. Galatasaray'ı bir şey Fenerbahçe'yi yeneceksin abi. Ligde sana senin ellerine kalmış ya. Beşiktaş'ın formasının ağırlığını taşıyamayan adam, kaba konuşmak istemiyorum ama defolsun gitsin. Başka Amartey. Bugün genellikle Ghezzal ve Salih'in yokluğunu orta sahada çok aradık. Geçişlerde mesela çok eksik kaldık. Ofans olarak takım Cenk ve Semih pek fazla bir şey yapamadı. İkinci dakikada gelen ikinci dakikadaki gol bizim yine Fenerbahçe maçında olduğu gibi gardımız düşürdü. Burada şimdi sahadaki oynanan toptan daha ziyade yine Halil Umut Meler gibi bir çok konuşulan son 1-1,5 ayda yani basında medyada sükse yapmış bir adamın neden bu maça atanmasıydı ki zaten biz Beşiktaş camiası olarak kendisinden Sergen Yalçın zamanlarında da çok şikayetçiydik. Burada sahada oynanan futbol, evet Beşiktaş'ımız bu sene çok kötü. Yani istediğimiz futbol yok. Yeterli takviyeler olmadı, gerekli transferler yapılmadı. Tabii bunun sorumlusunu biraz önceki arkadaş çok güzel özetledi Ahmet Nur Çebi olarak. Giden geleni aratır olmasın istiyoruz. Yani Hasan Bey'den de Hasan Arat Bey'den de gelecek yıl için iyi temeller atmasını bekliyoruz. Bugün Beşiktaş'ımız bizi bir kez daha üzmüş olabilir. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Türk futbolu çok kötü bir yere gidiyor. Beşiktaş'ımızın bundan dolayı geçmişte çok yaralar aldığını özellikle son 40 yıl içinde kendimiz de biliyoruz. En az 5-6 şampiyonluğumuzun bizden koparıp aldığını biliyoruz. Bunun bir kez daha tekrarlamaması için bu sene belki biz yokuz potada ama gelecek yıl bunun mücadelesini vermemiz lazım. Şu anda ön planda olan hakemler ve kirli bir lobi ve bu kirli lobinin arkasında futbol artık yani daha fazla ileri gitmemeli. Buna bir yerde artık dur demeli. Artık buna biz bir ses çıkarmalıyız. Sevinmek için sevmedik. İşte Beşiktaş'ın büyüklüğü ayrı bunlar. Bu besteler ayrı mesela ama biz biraz da bu arabesk besteleri bırakıp artık bizden alınanların, bizden çalınanların davasının peşinde koşmalıyız. Bunları kabul etmeyelim artık. İzin vermeyelim. Gelecek yıldan itibaren artık haksızlığa tahammül etmeyelim. Artık bizden daha fazla başarılarımızın, hakkımızın çalınmasına müsaade etmeyelim. Beşiktaş kendine gelemeden Galatasaray nasıl olduysa attığı golü, hani kendi kalemize attık daha doğrusu, evet. Onlara maçı verdik. 90 dakika boyunca ben Galatasaray'dan bir futbol görmedim aslında. Hani Galatasaray da futbol oynamadı. Çok iyi değildi Galatasaray. Çok iyi değildi. Ben kendim Almanya'dan geldim bu maç için. Özel sadece bu maç için geldim o kadar yolu. Beşiktaş'ı sevdiğim için geldim. Beşiktaş'a gönül verdiğim için geldim. Ama ben Beşiktaş'ın Beşiktaş olduğuna şu anda inanmıyorum yani. Ama ben en çok da buradan Necip'e teşekkür etmek istiyorum. Necip olmasaydı bizim arkası şu an saatli bomba gibiydi. Helal olsun Necip'e. İnşallah böyle devam eder ve herkes Necip'e örnek alır. Evet, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Uzatma Galatasaray'ı, ver kupayı, hiç uzatmayın abi ya. Hiç yani geç, polemiğe girmeyin hiç. Direkt ver abi, teslim et. Evet, ne düşünüyorsun maçla alakalı? Taraftarların tepkileri var. İşte penaltıdır, kırmızı karttır. Kupayı Galatasaray'a verin, kupayı. Bir tane penaltımız vermediler. Kırmızı kartı boştan yere verdiler. Kırmızı kartı boştan yere verdiler. Halil Umut Meler oyunu kaç kere durdurdu. Adam kullanacak şeyi faulü durduruyor. Evet, yok yerinden başla... kullan, yok şuradan kullan. Hani 20 kere durdurdu ya maçı. Ben böyle bir hakem görmedim ya. Taraftarı tahrik ediyor, futbolcuları tahrik ediyor, herkesi tahrik ediyor. Son dakika bir pozisyon, Ghezzal topa böyle dümdüz duruyor. Dümdüz duruyor. Hakem faul veriyor. Ben böyle bir şey... Galatasaray 15 tane faul yaptı, bir tane kart görmedi ya. Verilmeyen penaltı var Beşiktaş'ın bir tane. Çok tartışılıyor şu an sosyal medyada ve Omar Colley'in kırmızı kart olmadığı tartışılıyor. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Omar Colley'in pozisyonunu görmedim ama penaltı pozisyonu net penaltı. Formasından çekiyor. Yani diyecek bir söz yok artık hakemler. Halil Umut Meler zaten Galatasaray'ın kadrolu oyuncusu. Ya bir sarı kırmızılı formayı giyip gelmemiş yani. Amartey'de ne görüyor abi? Ben anlamıyorum ya. Amartey'de ne görüyor abi ya? Bugün 2-6 numarayla başlaması gerçekten Beşiktaş'ı hücuma çıkartmadı. Onur Bulut da ne görüyor abi 90 dakika boyunca? Ben anlamıyorum ya. Yani maçın bu sonuçta bitmesi muhtemeldi. Çünkü hocanın başlangıç planı bile yanlıştı. Amartey gibi bu sezon hiçbir şey vermeyen adamı. Yani Galatasaray'ın bu kadar stres yaptığı bir haftada böyle bir kendi alanında bekleyen bir hocadan biz zaten galibiyet göremeyecektik. Amartey'in başlaması, Demir Ege varken Amartey ile başlaması, kendi sahasında kabullenmesi, kendi evinde bu kadar taraftarla Galatasaray'ın kötü gittiği zamanda bile böyle başlamasıyla biz bu maçı kaybettik. Yani bir tane devre arası stoper almadılar. Aldıkları Jouvaro'nun ayakları yok. Zaten senin Colley'inden bile iyi değil. Zaten senin stoperin yoktu. Hiç değilse devre arası ayakları iyi olan, at kırıcı, pas yapabilen bir stoper, lider bir stoper getirilebilirdi. Bir tane Beşiktaş'ın kanadı yok. Bekliyoruz. Yani bu takımın seneye eksikleri çok olacak. İnşallah başkan da bunları görüyordur. Yani gelecek seneye şu takımdan en az 5-6 futbolcu gelecek. Abubakar'ı da bu maça hazırlamaması hocaya handikapıdır. Biz Cenk'in sözleşmesi bitecek. Biz sahada iki stoperin arasında kaybolan Cenk'le başlayacağımızda hiç değilse Konya maçında falan Abubakar'ı bir hazırlasaydı. Yani bu adam senin futbolcun. Bu adamı kadro dışından döndürdüyseniz bu adamı alın. Yani senin Cenk'inin yapacağını Abubakar 2 katını yapar. Bugün Semih'i de kaybettik biz. Kanada attı. Cenk'in de yok oluşu Semih'in kayboluşuna neden oldu. Ghezzal'ı bile şu maça hazırlayabilirdi. Ghezzal girdikten sonra organize ataklar gördük. Yani takımında böyle adamlar varken bu adamlar yedekte bekliyor. Bekliyorsa da ikinci yarı değişiklik yapacaktı. Yani şu maçı vermemiz haybi oldu. Yazık oldu bizim için. Yani bu bizim de havamızı değiştirecekti. Galatasaray buraya zaten stresli gelmişti. Şu Galatasaray'ı böyle yakalamışken yenecektik yani. Yani beklediğimiz sonuçta aslında. Kısır bir oyun geçeceğini biliyorduk. Ben birazdan maç tahmini yaparken Okan Hoca'nın daha iyi taktisyen olduğunu bildiğim için biraz daha taktik anlamda bize ön alanda baskı kuracağını düşünüyordum. Tamamen karambolo yediğimiz bir gol, şanssız bir gol. Ve bizim aksiyon alamamamız akabinde çok geç oyuncu değişiklikleri yapıldı. Kadro seçimi kesinlikle hatalıydı. Muci tam bir 10 numara değil, daha böyle second striker diye tabir ettiğimiz ikinci forvet. Ama giremiyor çocuk alanına. Musrati'nin alanına olması gereken yani 8 numara. İşte Musrati 6 numara öne geriden. Çift altı çıktığı için o alana koşu yapıp oradan top alıp çıkartıyor. Bu da Muci'yi ne yazık ki işlevselliğini düşürüyor. Bunu söylemekle beraber ben artık Cenk Tosun'a hiçbir şey demiyorum. Yani kendisi illaki bunu duyar. Çünkü gidiyordur yani. Sosyal medyadan bir kardeşimiz bir şey yazsa direkt engelliyor mesela. Ben sadece tek bir şey söylüyorum. Ben onun yerinde olsam artık hiç uzatmam bu işi. Tamam bize hizmet ettin, sağ ol, 23 milyon euro kazandırdın. Ama güzel ayrılalım yani. Evet. Bak bugün ıslıklandın. Bugün ıslıklandın. Şunu da söyleyeyim, ben bu hocayla, kendisi daha demin konuşan bizim kısmımız, kendisiyle sürekli görüştüğümüz bir abimiz, arkadaşlarımla keza hepsine söylüyordum. Bu hoca Beşiktaş'ın sistemine uygun değil. Bunun da aslında Şenol Hoca'dan çok bir farkı yok. Bunlar günümüz futbol dinamiklerine hakim değil. Bize daha çok böyle günümüz futboluna hakim. İşte alan kullanımlarını yapabilen, işte daha çok taktik ve teknik anlamda kendini geliştirebilen, akademisyen ve kendini yenileyebilen hoca lazım. Ama Şenol Güneş ve Fernando Santos'un arasında bence hiçbir fark yok. Şu anlamda yok. Tabii bunu şimdi açmazsak bize yanlış anlayabilirler yani. Artık bunlar old school diye tabir ettiğimiz hoca. Ne yazık ki Mourinho da artık böyle yani. En şeydeki hoca, yenileyemiyorlar kendilerini. Yani hiçbir futbolu bilen, akademisyen hoca, bu bilimsel verilerle çalışan hiç kimse Cenk Tosun'u bugün oynatmazdı. Hiç sisteme dair bir şey yok. Ben bu hocanın da gidene kadar, tek bir şey söyleyeceğim. Gidene kadar bireysel, işte Muci kenardan vuracak, Abubakar geçen sene de yapıyordu Şenol Hoca varken, işte 90 atacak, 2 kişi eksiltip vuracak falan. Mert kalede devleşecek, hep böyle yani bireysel performanslarla yürürler. İşte Redmond gibi bir oyuncumuz olsaydı bugün, Saiz gibi bir stoperimiz olsaydı her şey çok farklı olurdu. Rezalet yani. Yani böyle bir maçta yani Abubakar tamam ne yaptıysa yaptı ama böyle bir maçta Abubakar'ı sen oynatman lazım. Yani son 10 dakikada Abubakar'ı oynatıyorsun, hiçbir şey yapamaz oyuncu. Ne Muleka ne Abubakar. Muleka'yı niye oynatmıyor? Muleka Antalya maçına bizi çeyrek finale göndermedi mi? Muleka'yı sen 55-60'ta alacaksın. Hiçbir şey yaramıyor. Bu teknik direktör de 0, Fernando Santos 0. Yani dediği gibi arkadaşlar, Portekiz'de ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Kim yaptı Portekiz şampiyon? Ronaldo yaptı. O hiçbir şey yapmadı. Teknik direktörün değişmesi lazım. Başkanımız Hasan Arat, bizi duyuyorsanız lütfen böyle teknik direktörü yollamak lazım Beşiktaş'tan. Beşiktaş bu statta Galatasaray'a hiçbir zaman yenilmemişti. Yeni statta. Bu statta ilk defa yenildik. O da teknik direktörü yüzünden. Çünkü adam yani Beşiktaş bu statta ne kadar kötü olursa olsun kaybetmemesi lazım. Tek demek istediğim Cenk Tosun 0. Yani izliyorsan beni 0 Cenk Tosun. Cenk Tosun yerine burada Abubakar oynayacaktı. Ne yaparsa yapsın. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bugün hakem güzelce almış görevini. TFF'den, Meleka'dan geldi, görevini yaptı. Affedersin, Messi'yi sağa getir, Ronaldo'yu sola getir. Başka forveti getirsen de bu Türkiye Ligi'ne 5 yaşlılıkta şampiyon yapmazlar. Bunlar isterse yayıncı kuruluşu da almışlar, Arapları doldurmuşlar. 5 yaşı yere kadar indirmişler. Ben başkana sesleniyorum buradan. Transfer yapmaya gerek yok. 3 tane mehakinin hakem al. Oynasın. Çok güzel. Tiyatro ligini her türlü zaten izliyor bu türlü. Avrupa'ya çıktın mı da Galatasaray'a 4 tane koydukları zaman bak söylüyorum. Ondan sonra siz başka takım tutuyorsunuz. Başka takım tutmuyoruz kardeşim. Bu oyuna da, bu skora da her şey mübah. Taraftar, futbol, hiçbir şey yok. Her şey mübah bize. Biz bu ligden elensek yine bize mübah. Gelsin bizi burada Karagümrük'te yensin. Hiçbir sesimiz çıkamaz. Rezalet bir futbol var. Ya vallahi ne konuşayım kardeşim ya. Öyle sinirim canım, yani sinirim bozuk, canım sıkkın. Ya şu kadar gelen taraftara, şu insanlara. Bak yurt dışına insanlar geldi. Dünyanın parasını verdi bu insanlar. Belki uykusuz, aç susuz geldiler. Günübirlik dönecekler. Bu dünyanın yolunu geldiler, dünyanın yolunu gidecekler. Bak Anadolu'dan gelenler, Karadeniz'den, doğusundan bilmem ne, dünya ya bu Beşiktaş sevgisi bak bu. İnsanlar yoksa parayla getiremezsin bu insanlar. Bu insanlar sonuna kadar emek harcayacak buralara geliyorlar. Şu rezil futbolu izlemek için gelmiyorlar yani. Kusura bakma bak ben hep kameralara geldiğimde burada hep savunuyorum. Birlik beraberlikten bahsediyorum. İyi futbol Beşiktaş diyorum ama her şeyi bir yere kadar kardeş, kusura bakmayın ya. Ya biz burada kanser olmak zorunda değiliz ya. Şunu anlamıyorum abi. Bir takım bir reaksiyon göstermez mi ya? Ya beki kötü, orta saha kötü. Ya Muci, Musrati diyorlar da takım geneli kötü ya. Ya hocam Allah aşkına hocama geleceğim. Hocam seni savunuyorum da Santos hocam. 80 dakika lütfen ya, 80 dakika bir oyuncu değişikliği beklenir mi ya? Ya 80'de sen kalkıp Abubakar alıyorsun ya. 10 dakika bu adam ısınması sürüyor zaten ya. 10 dakikada Abubakar ne yapacak sana ya? Muleka ne yapacak? Oyunu taşıyan, Raşista'yı, top taşıyan bir tane Raşista var takımda. Alıp onu çıkartıyorsun ya. Ya ondan sonra kalkıyorsun. Semih çocuk parçalandı ya. Çocuğun yaşı var. Gücü yetmiyor çocuğun. Stoperler nasıl dağıldı çocuk. Çıkartma çocuğu. Yengi niye bekliyorsun 80 dakika? Neyi tahmin ediyorsun ya buna? Çıkart. Oynayamıyor adam. Sakatlığı var zaten. Al bu zamanında sok bu şeyi Abubakar'a, Muleka'ya. Bunları oynatmayacaksın. Niye tutuyorsunuz kardeşim? Madem bu Amartey'in oynayamayacağını biliyorsun. Bu Amartey yarım saatte böyle yani zor dönüyor. Yarım saatte zor dönüyordu Kardolap gibi ya. Dönemiyor adam yani. Bu adam nasıl İngiltere Premier Ligi'nde oynamış? Burada eski yönetime de gitsin ya. Çok mu aradınız bu Amartey eski yönetim olarak ya? Çok mu uğraştınız kardeşim ya? Ya bak hala eski yönetim yaptığı transferlerin cezasına, acısını çekiyor bu taraftar ya. Ya böyle yarım saat dönemiyor. Salih Aşıl oynayamıyor. Salih ne yaptı oynayamıyor bunu da bilmiyorum. Ya buradan şeye de Fernandez'e kızıyorum ya. Ya hocam keşke şunu İstanbulspor maçını oynatmasaydın ya. Tek Galatasaray maçını oynayan adam sarı kart cezasına adam oynuyor burada ya. Ya böyle bir rezil. Aldık sıkıştık. Salih aşılıyor iğneyle. O oynarsa, bu gelirse ya biz sağlarla şeylerle mi idare edeceğiz ya? Bak yazık bu insanlara ya. Kalkıyorsun ya bari Ghezzal oynat. Ghezzal da 40 lira bir şut çekti. Onu da beceremedi zaten. Onu da kaleci üste çekti. Colley her zaman kafayla atar, gider üstüne vurdu. Ya bu şanssızlık bu kadar bizim üstümüze gelir. Kendi kalemize gol atıyoruz. Burada Galatasaray'la dinliyoruz. 90 dakika bir şey yok. Abi her şey bir yere kadar ya, buramıza geldi ya. Bak bu taraftara yazık. Hocam yanlışsın. 80 dakika beklenmez. Sonra eleştirirlerse seni. Ondan sonra kızmayacaksın. Tamam, çok güzel basın mensuplarını topluyorsun. Nevzat Demir'de kalkıp çok güzel toplantı yapıyorsun. Bunlar güzel. Motivasyon güzel. Taraftar geliyor, baklava getiriyor. Kalkıp destek veriyorlar. Taraftar geliyor. Nevzat Demir tesislerine, oyuncuya da, grubuna destek veriyor. Taraftar hazırlanmış. Koreografi mükemmel. Buradan bu Erol abimiz yapıyor galiba o koreografiyi. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan çarşıya, bütün gruplara çok teşekkür ediyorum. Taraftar çok güzel hazırlanmış. Ama kusura bakmayın, takım hazırlanmamış kardeşim. Ya Beşiktaş var mıydı o gün sahada ya? Ben yanlış bir şey mi izledim abi? Siyah giyinin diyorlar. Hakikaten iyi ki siyah giymişiz yani. Yatsaydık bugün ya. Bu böyle top mu oynanır ya? Ya Beşiktaş'sın abi. Bana diyorlar ki işte Santos Hoca sokmadı oyuna. Öteki yapmadım ya. Böyle bir şey yok abi. Bahane üretmeyin ya. Ben bahane istemiyorum artık abi. Bir Beşiktaş'san sen. Sen Beşiktaş'ın oyuncusuysan. Sen Süleyman Seba'nın ekolünden geliyorsan, bu Süleyman Seba'nın takımıysa, Süleyman Seba yokluklardan getirdi bu takım buralara. Siyah beyaz o formayı giydiğin anda oynayacaksın kardeşim. Yok o oynamıyormuş, bu gidemiyormuş, yetersizmiş, o sakat. Hayır, sen çıktın şunu diyeceksin. Cenk, sen bir Beşiktaşlısın, toplayacaksın arkadaşlarına. Bak devre arası çağırdı taraftar. Size destek verdi, Beşiktaş dedi. Ya yazık ya bu taraftara ya. Kalkın, arkadaşlar soyunma odasına gideceksin. Ben bir futbolcu olsam arkadaşlar, biz ne yapıyoruz ya, biz Beşiktaş'ız. Oynayacağız. Bu maçı almamız lazım. Ya şu tarafta bir tek şu derbi istedi sizden ya. Bak bu insanlar stat full dolu ya. Geldiler, mücadele verdi insanlar, yazık gırtlakları patladı. Bak sesimiz kısık ya. Ya insan mı der ki bu kadar taraftar buraya gelmiş. Bu insanlar emek harcıyor. Bu kadar koreografi hazırlamışlar bizim için. Biz oynayacağız, maç alacağız deyin ya. Saçma zaman ilk dakikada, birinci dakikada bir gol. Onda 90 dakika oyun yok. 9 dakika uzatma veriyor. Ondan sonra maç bitiyor. Böyle bir şey olamaz. Hakeme gelince. Kardeşim Sergen Hoca'nın döneminde 2 hafta bu adamı üst üste vermediler bize. Bu Beşiktaş medyası, sosyal medyada bas bas bir haftada 10 günü bağırmadık mı? Bu adamı bize vermeyin, istemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Halil Umut Meler'i biz istemiyoruz kardeşim. Bu nasıl bu adamı vermeyin bizim maçlarımıza ya? Bu adam bize uğursuz geliyor zaten, istemiyoruz kardeşim bu adamı. Yapay zeka atıyor abi. İstemiyoruz, yapay zeka falan değil bu ya. Ne yapay zekası ya? Bırakın bu işleri ya. Abi istemiyoruz kardeşim bu hakemi. Halil Umut Meler'i bir daha bize atamayın. Ya penaltı ya. Şu telefon olan var mı abi? Şu göstersin görüntüyü ya. Hangi telefon? Birisi telefonla gösterin. Formayı çekiyor Cenk'in, böyle asılmış. Adam penaltısını vermiyorsun ya. Ya bizim hakkımızı yemeyin kardeşim ya. Formaya asılmış. Penaltıyı vermiyorsun. Penaltıyı versen belki kırılma anı, maç değişecek. Penaltıyı verme. Pozisyonları verme. Bu ne abi böyle ya? Özellikle bize getiriyorsunuz ya. Bana acemi bir hakem verin ya. En azından acemi hakeme hata yaptı da mağlup olduk deriz ya. Biz istemiyoruz kardeşim. Hoca değil, hocayı söyledim, hakemi de söyledim, taraftarı yani tekrar diyorum, çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ımıza sımsıkı sarılacağız. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Beşiktaşlıyız. Evet, Beşiktaş Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu ve biz de videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de çok seviyorum.